Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet sevgili dostlar, gün geçmiyor ki yeni bir haber, yeni bir gündemi etkileyen sıcak bir başlık ile karşı karşıya kalmayalım. Özellikle yurt dışı basında artık neredeyse manşet konusu haline geldik. Çeşitli sebeplerle ekonomimiz ve içinde bulunduğumuz koşullar haber konusu olmaya başladı. Ve Moody's kredi derecelendirme kuruluşu bugün gündeme son derece önemli düşen bir açıklamada bulundu, bir rapor yayınladı. Ve dedi ki Türkiye'de yeniden bir kur krizi yaşanabilir, Türkiye yeni bir kur krizi yaşayabilir şeklinde bir ifadede bulundu. Siyasi belirsizlik, kırılgan ekonomik yapısı, dış etkenlere karşı özellikle kırılgan ekonomik yapısı ve kredi profilinin son derece zayıf olmasına neden olmakta, jeopolitik gerilimler ve yanlış politik adımlar geçen yıl yaşanmış olan kur krizinin tekrarlanmasına neden olabilir dedim. Bu sebeplerle not görünümünün ise pozitife dönmesinin veya not artırımının neredeyse muhtemel dahi olmadığını ifade ettim. Ancak mali ve parasal politikalar daha uyumlu hale getirilebilir, enflasyon kontrol altına alınabilir ise bu durumda belki Türkiye'nin görünümü durağan hale gelebilir şeklinde bir ifadede bulundu. Yine dedi ki dış finansman desteği bulabilirseniz, ABD ile olan geriliminize bir çözüm getirebilirseniz bu durum sizin kredi notunuz adına iyi olabilir ve enflasyonist baskıları azaltabilecek etkin bir politika izlerseniz de Türkiye'nin bu durumda kredi notu düşmez. Bunu farklı bir ifadeyle söyleyecek olursak, enflasyonla gerekli mücadeleyi göstermezseniz ve Amerika ile olan geriliminize bir çözüm getirmezseniz kredi notunuzu daha da düşürebilirim şeklinde aba altından sopa göstermiş oldum. Evet sevgili arkadaşlar, Moody's'in bu haberi bugün dolar TL'nin biraz daha yukarı yönlü isteğinin gündemde olduğunu ifade eder bir görüntü içerisinde oluştu. Yani 6.02 üzerinde biraz daha fazla kalmak isteyen, bu seviyenin üzerinde kalmak isteyen bir görünüm yarattı. Kısa vadeli teknik göstergelerde de hafif bir olumlu sinyalin oluşmasına neden oldu. Bu konuya birazdan gireceğim arkadaşlar. Teknik detaylarla ilgili hususa. Bir diğer günün önemli haberi ise her perşembe olduğu gibi bu perşembe de açıklanan önemli verilerden bir tanesi yurt içi yerleşiklerin döviz rezervleriyle ilgili olan açıklamaydı. Yabancı para cinsinden yurt içi yerleşikleri geçtiğimiz hafta itibariyle 2 milyar dolar daha alım yapmış durumdalar. Yani yurt içi gerçek kişilerin toplam döviz mevduatı 181,2 milyar dolara ulaşmış durumda. Bunun 109,6 milyar doları gerçek kişiler, şahıslara ait olan mevduatlar, döviz mevduatları, 71,5 milyar dolar olan kısmı ise tüzel kişilere ait. Daha önceki hafta yurt içi yerleşiklerin dövizden kaçtığı şeklinde veya dövizlerini bozdurmaya başladığı şeklinde bir haber yayınlanmıştı. Arkadaşlar bu haberin doğru bir haber olmadığını ben sizlere önceki analizlerimde vurgulamıştım. Önceki haftada sadece tüzel kişiler bir miktar dolar satmışlardı. Bu da vergisel veyahut da şirketlerinin çeşitli yükümlülüklerine çare bulabilmek veya bu ödemelerini gerçekleştirebilmek adına TL'ye erişimde zorluk çektikleri için bu bir miktar dolar bozdurmuşlardı. Ama hane halkı dediğimiz şahıs bazında o önceki hafta diye tanımlamış olduğumuz süreçte yine 400 milyon dolar civarında hane halkının alım yaptığı şeklinde bir veriye ulaşabiliyorduk. Sonuç itibariyle hane halkı veya gerçek kişiler veya yurt içindeki yerleşikler dolar almaya veya döviz almaya devam ediyorlar. Gerilemeleri bir alım fırsatı olarak görüyorlar şeklinde bu durumu tanımlayabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, dünya geneline baktığımız zaman ise bugün dünya genelinde de küresel piyasalarda da yine olumlu bir hava var. Çin ile ABD arasındaki gerilimde herhangi bir değişim yok ama bu olayın yaratmış olduğu derin çöküşler, derin satışlardan sonra endekslerde bir toparlanma arzusu görülüyor. Dow Jones endeksi tekrar 26 bine yaklaşırken küresel piyasalarda dolar endeksinde olumlu bir havayı görmekteyiz. Zira euro dolar paritesinin 1.12 aşağısına inmekle euronun dolar karşısında değer kaybetmesi
kaybettiğini görüyoruz. Diğer yandan Japon yeni de dolar karşısında değer kaybediyor. Altın ise böyle bir tabloda, doların değer kazandığı bir tabloda doğal olarak o da değer kaybı içerisinde 1300 doları aşamadı. Gelelim arkadaşlar dolar, TL ve yurt içindeki tabloya. Yurt içindeki tabloya baktığımız zaman ise arkadaşlar malumunuz üzere S-400 mevzusuyla ilgili ana gündem maddemiz devam ediyor. Bu konuyla ilgili detaylı açıklamaları bir önceki dün akşamki analizimde aktarmıştım. S-400 mevzusuyla ilgili olarak bugün de yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Yeni bir konu daha gündeme geldi. S-400'lerin teslimatının Temmuz ayında gerçekleşeceği ifade ediliyordu. Bu şekilde bir bilgi elimizde vardı. Fakat S-400'lerin teslimatının Haziran ayında başlayabileceğine, yani bir ay daha öncesinden başlayabileceğine dair de bir ihtimalin var olduğu ifade edildi. Tabii ki böyle bir durum S-400'lerle ilgili olarak bir uzlaşmanın, bir çözüm yolu bulunması olasılığının zamansal yönden bir daralmaya sebebiyet verdiği, çözüm sürecinin daha da kısa bir süreye sıkışması adına önem taşıyor. Haliyle dolar TL'yi de S-400 konusunun yakından ilgilendirdiğini bildiğimiz için önümüzdeki yakın günler bu hususta gelecek olan haber trafiği adına dolar TL'nin dalgalı bir seyir izleyeceği veya dalga boyunun biraz daha artabileceğine dikkate almakta yarar bulunmakta. Arkadaşlar 60 dakikalık grafiğimiz görmekte olduğunuz gibi sizlere 6.25'ten itibaren başlayan ve 5.96 seviyesine kadar devam eden süreci dikkate almak suretiyle yaşanan tepkileri daha net anlatabilmek, izah edebilmek bakımından 60 dakikalık grafiği kullandığımı ifade etmiştim. Ve dünkü analizimde de ifade ettiğim üzere net olarak görülen bir şey var ki 5.96'dan itibaren görülen tepkilerde hep yukarı ataklarda tepeler bir öncekine oranla düşük seviyelerde kalmakta. Yani her oluşan yeni bir tepe bir öncekinden daha aşağı seviyede olmakta. Gördüğünüz gibi buradaki noktadan itibaren ikinci tepe, üçüncü tepe, dört ve beş derken aşağı eğilim söz konusu idi. Ve böyle bir aşağı eğilimin söz konusu olması 60 dakikalık saatlik grafikler bazında çok çok kısa vade adına bir aşağı eğilimi başlatmış olabilir şeklinde yorumlayabiliyorduk bu teknik görüntüyü. Zira 6.11 seviyesinin aşağı kırılmasıyla güçlü yukarı eğilimin, güçlü yukarı trendin de aşağı kısa vade adına aşağı kırıldığını ifade etmiştik. Ve arkadaşlar buradaki tabloya baktığımız zaman şurada oluşan saatlik grafikler itibariyle düşen trendin 6.0479 seviyesiyle tanımlandığını görmekteyiz. Yani değerli dostlar 6.0479 seviyesinin üzerinde saatlik kapanışlar yapabildiğimiz takdirde kısa vadeli adına yukarı yönlü bir eğilimin söz konusu olabileceğini ve bu durumda 6.07'yi ardından 6.11 seviyesini tekrar zorlayabilecek yeni atakların gündeme gelebileceğini düşünebiliriz. Veya sürekli olarak ekran izleyen arkadaşlarımız için söyleyebilirim ki 6.0479 veya yuvarlak ifadeyle 6.05 seviyesi aşılmadıkça yeniden 6.02'ye 6 seviyesine doğru geri çekilme eğiliminin gündemde olabileceğini dikkate alabiliriz. Değerli arkadaşlar yine son saatler itibariyle geri dönüşlerde biraz daha aşağıdan yukarıya doğru bir eğimin oluştuğunu görmekteyiz. Daha doğrusu oluşan dip noktaların bir önceki dip seviyelere göre biraz daha yukarı seviyelerde olduğu, bir başka ifadeyle oluşan satışların biraz daha yukarı seviyelerde karşılandığını görmekteyiz. Yani daha önce 5.98 seviyesine kadar yaşanan geri çekilmeler son saatler itibariyle 5.99-6 seviyesinde sınırlı kalmakta. 5.98'e pek yaklaşmak istemeyen, biraz daha yukarı yönlü bir eğilime istekli veya şurada görmekte olduğunuz 6.05 düşen bandı zorlamak ve bu seviyenin üzerine çıkma arzusu ve çabası içerisinde olan biraz daha nispeten güçlü bir eğilimin olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak değerli dostlar bu bir saatlik grafiktir ve birkaç saati ifade edebilecek bir durumu yansıtmaktadır. Özellikle kısa vade adına sürekli ekran izlemekte olan ve Forex, Biop gibi vadeli piyasalarda anlık işlem yapan arkadaşlarımızın bu kritik seviyelere çok yakından dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. 6.05'in aşılması durumunda 38.2'ye denk gelen 6.07 ve onun ardında ise genel olarak 6.11 direnci olarak tanımlamış olduğumuz ve güçlü yükseliş trendinin
aşağı kırılmasını sebebiyet veren bu noktaya doğru bir atağın oluşması mümkün olabilecektir. 6.05 üzerindeki kapanışlar dahilinde. Affedersiniz. Arkadaşlar genel olarak bu grafiğimizden ayrılıp da hassas çizimlerimizin bulunduğu grafiğe geçtiğimiz zaman sarı ana kanal, yükselen kanal bandımızın bulunduğu bu eğrimizde 6.12.56 seviyesinin son derece 6.01.26 seviyesine yükselmiş durumda olan bir kanal desteğimiz bulunmakta. Bu kanal desteğimiz yükselen bir trend içerisinde bulunduğumuz için her gün bir miktar daha yukarı çıkmakta. Birkaç gün öncesi itibariyle 5.98 seviyelerindeydi ve gittikçe bu kanal desteğinin yukarı yönlü bir rakamsal değer kazandığını görmekteyiz. O halde 6.01.26 seviyesinin üzerinde kalındıkça yukarı yönlü eğilimin veya ana yükseliş trendinin orta kısa vade adına devam edebileceğini söyleyebiliyoruz. Ancak bu seviyenin kırılması durumunda 20 günlük hareketli ortalamamız olan 5.97 seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. Şurada görmekte olduğunuz gibi ve beyaz eğrimizde tanımlanmış olduğu üzere bu değerimizde her geçen gün bir miktar daha artış göstermekte. 5.97 seviyesine önem veriyoruz ve 5.97 seviyesindeki desteğin de kırılması durumunda ise şurada görmekte olduğunuz bir ara desteğimiz bulunuyor. Yeşil kesik çizgilerimizde ifade edilmiş olan bu da arkadaşlar 5.94-5.93 seviyesini temsil etmekte. O halde genel bir yaklaşımla 6.02 seviyesinin son derece önemli bir seviye olduğunu, 6.02.65 seviyesinin özellikle son derece önemli bir seviye olduğunu ifade ediyorum. Dün itibariyle 6.02.65 seviyesinin aşağısında bir kapanış yaşanmıştı ve bu seviyenin altı sınırlarında yaşanan kapanış sonrasında bugün sanki şu anki görünüm itibariyle anlık duruma baktığımız zaman 6.03.50'lerde 6.04'ü zorlayan bir görünüm içerisindeyiz. O halde 6.02-6.04 bandının içerisine tekrardan girilmiş olması bir yukarı yönlü tepki ama bu tepkide mutlaka ve mutlaka tepkinin boyutu önemli olacaktır. 6.07 direncine ve 6.11 direncine özellikle dikkat edilmeli. 6.07 aşılabilir ise 6.11'e ulaşma imkanı olabilecektir. Ama 6.11 üzerinde net kapanışlar olmadıkça, bu net kapanışları görmedikçe yeniden güçlü bir yükseliş eğiliminin başladığından söz etmek mümkün olamayacaktır. Bu hususu özellikle vurgulamak istiyorum sevgili dostlar. Kısa vade adına işlem yapmakta olan arkadaşlar gün içerisindeki dalgalanmalarda 6.07'ler, 0.08'ler ve hatta 6.11 direncine doğru yaklaşımlar söz konusu olabilir ama özellikle vurgulamak istiyorum ki 6.11 direnci çok önemli bir direnç haline geldi. Bu direnç üzerinde net kapanışlar görülmedikçe güçlü bir yükseliş eğiliminin başladığı inancıyla karar vermek, adım atmak doğru olmayacaktır. Son günlerdeki aşağı eğilim hala devam etmekte. 6.02-6.04 bölgesinde yaşanmakta olan sıkışma henüz tamamlanmış durumda değil. Ne zaman ki şuradaki grafiğimde göstermiş olduğum gibi, gördüğünüz gibi bir sıkışma başladı. Aşağı doğru buradaki hattımızla şuradaki hattımızı dikkate aldığımız zaman gittikçe üçgenin ucunda bir daralmanın söz konusu olduğunu görmekteyiz. İşte bu daralmanın biraz daha sıkışma boyutlarının artmasıyla birlikte bir yöne doğru kırılması gerekecektir. Bu kırılım yukarı yönlü mü olacaktır, aşağı yönlü mü olacaktır? Bunu şu an için net olarak bilmek mümkün değil. Bu durumu açıkçası haber akışı belirleyecektir. Ama bir diğer önemli husus daha var ki arkadaşlar, bunu da çok yakından dikkate almak gerekiyor. Özellikle İstanbul seçimleri öncesinde S-400'ler konusuyla ilgili olarak çok çok gergin bir havanın oluşmasını engellemek adına uzlaşmacı bir tavır içerisinde olunabileceğini ve bu durumun da dikkate alınması üzere dolar TL'de özellikle 23 Haziran tarihine kadar ki bu tarih öncesinde bildiğiniz gibi 9-10 günlük bir bayram tatili süreci de olacaktır. İşlem hacmi de oldukça düşük seyredecektir. İşte bu süreç dahilinde de bu süreci de dikkate aldığımız zaman bayram ve ardından seçimlere kadar dolar TL'de çok önemli bir atağın yaşanması, çok güçlü bir atak yaşanarak üst seviyelere doğru bir hareketliliğin yaşanabilme ihtimalini şu an tamamen şahsım adına zayıf görmekteyim. Tabii ki ilerleyen tarihlerde
Özellikle S-400 konusu ve İstanbul seçimlerinden çıkacak olan sonuca bağlı olarak yeni bir yorumda bulunmak mümkün olabilecektir. Dolayısıyla şu an için yakından takip etmemiz gereken iki önemli seviye bulunuyor. 6.02 seviyesinin aşağısında iki kapanış görmemiz bu durum dolar TL'deki güç kaybının daha da artması anlamına gelecektir ve 5.94 bölgesine doğru, o alana doğru bir geri çekilme olasılığı daha ön plana çıkmış olacaktır. Ama 6.11 üzerinde kapanışlar olması durumunda ise yeniden 6.20-6.23 direnç bölgesinin zorlanma ihtimali daha fazla olasılık kazanmış olacaktır. Değerli arkadaşlar, bir de Viyop cephesine bakalım isterseniz. Viyop Mayıs kontratları itibariyle durum neyi göstermekte? Arkadaşlar, Viyop'tan önce ben sizlere yarın için olası pivot verilerimizi de aktarayım isterseniz. Evet, şu an piyasalar kapanmadı ama ben şu anki verileri piyasa kapanış verileri gibi kabul ediyorum. Gece 24'ten sonra net verileri Twitter adresimden paylaşacağım. 6.03 seviyesi şu an için yarına dair pivot seviyesi konumunda. 6.0670 veya 6.07 diyelim, ilk pivot direnci konumunda, buranın geçilmesi durumunda 6.08'e ve buranın da açılması durumunda ise 6.11 seviyesine dikkat edilmeli diyor pivot verileri. Zira bu seviyeleri biraz önce ben de sizlere zikretmiştim. Pivot sistemimizde bu seviyeleri milimetrik olarak hesaplamış durumda. Aşağı yönde ise 6.03 aşağısında kalınır, bu seviye aşağısında bir kapanış söz konusu olacak olur veya bu seviye direnç olarak algılanacak saatler yaşarsak 6.02, 5.98 ve 5.97 seviyelerine dikkat edilmeli diyor kritik seviyeler itibariyle. Evet arkadaşlar, Viyop Mayıs kontratlarına gelecek olur ise kapanış 6.07.80 ile gerçekleşti. 6.07.31 seviyesi pivot seviyemizmiş. Pivot seviyesinin çok az bir miktar üzerinde bir kapanış oldu ve bu tabloya bakarak 6.07 üzerinde bir seyir hakim olur ise 6.10. Buranın aşılması durumunda 6.11-6.12 ve daha sonra 6.14-50 seviyelerine dikkat edilmeli diyor. Ve bu seviyenin aşağısında ise 6.05-50 ve 6.02-87 ve sonrasında 6.01 seviyeleri olası geri çekilmelerde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar olarak hesaplanmış durumda. Değerli arkadaşlar, dolar TL ve Viyop konusunda söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Ayrıca şunu ifade etmek istiyorum. Çok büyük ihtimalle arkadaşlar yarın gece özellikle ve özellikle son günlerde yüksek seviyelerden dolar almış olan, hele hele 6.30-6.35'ler gibi seçimlerin iptali sonrasında bir gün sonra hemen ertesi gün doların 7-8 olacağı yönünde bir takım aldanışa kapılmak suretiyle bankalardan alım yapmış olan birçok önemli bir grup olduğunu görüyorum gelen mailler itibariyle veya hangi şekil olursa olsun yüksek seviyelerden alım yapmış olanlar için çok geniş açılı detaylı bir analiz aktaracağım. Ne yapmak gerekir, hangi durumda hangi kriterlere dikkate almak gerekir gibi gibi oldukça detaylı bir analize yer vereceğim. Bu noktada eğer sizler de dolar TL hususunda yüksek maliyetli pozisyon taşıyor iseniz bu geniş analizlere vereceğim videoyu özellikle önemli takip etmenizde fayda göreceğiniz kanaatindeyim. Efendim, iyi akşamlar diliyorum. Selamlar, hoşça kalınız.